Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bu cümlede kalmıştık. Başlayalım hemen. Johan said, a snowstorm is coming before long. Johan söylüyor bizim şoförümüz. A snowstorm, bir kar fırtınası geliyor diyor. Before long da çok geçmeden önce. Çok geçmeden önce ne? Bir kar fırtınası geliyor diyor. Buraya bakalım. Then he looked at his watch and wanted to start our journey again. Daha sonra o saatine bakıyor, baktı. And wanted, istedi, to start our journey again. Bu yolculuğumuza, seyahatimize tekrardan başlamak istedi. Biz bu olaylar olurken durduk, anlaşılan. Yani soru sormuş da durdurup yine. Onu karşıladı, tekrar başlamak istiyor. Sonra buraya bakalım. I felt a little annoyed and sad. I felt, hissettim, a little, biraz, annoyed, burada kızgın. Kızgın hissettim, yani kızdım, and sad, ve söyledim. Ne söylediğini burada bakacağız. Burada ne diyor? Tell me about the place where the road goes. And I looked at the valley. Ne diyorum ona? Soru söyledim dedim ya. Tell me, bana anlat. Ne hakkında? About the place, yer hakkında. Hangi yer? Where the road goes. Bu yolun, bu vadin içindeki yolun gittiği yeri bana anlat. Gittiği yer hakkında. Yani o yer ne, nasıl bir yer, onu anlat diyor. And I looked at the valley. Ve vadiye baktım. Bunu söyledikten sonra vadiye bakıyor. Veya söylerken vadiye bakıyor. Daha sonra ne diyor? He answered. It is an evil place. O cevapladı. Nasıl cevaplamış? It is. It'ten kastı o yer. Evil burada kötü, şanssız, uğursuz yerde, yani place'te yer. Orası kötü bir yer, şanssız bir yer, işte korkunç bir yer. Nasıl çevirirse çevirin burayı. O anlama geliyor. What is, I asked. Daha sonra yine bir şey soruyorum. What is, ne? Yani ne burada, ne uğursuz, ne korkunç. Yolunda bir şeytani, şeytan anlamı da var. Ne orası diye soruyorum. Daha sonra ne var burada? The village. Buradaki köy. Yani bir o yerden kalsa neymiş o zaman? Bir köy. Köye çıkıyor. Burada onu anlıyoruz. Sonra then there is a village. Daha sonra bir köy var diyor. Yani burada cevaplarken yani şeyden konuşmasından sonra village diyor, yani korkuyor. Sonra then there is a village. İşte daha sonra bir köy var diyor. Burayı da bu şekilde çevirdik. Daha sonra buraya bakalım. No, no. Hayır, hayır. No one has lived there for hundreds of years. No one, kimse has lived there. Kimse orada yaşamadı. For'dan sonra zaman gelirdi, o süre boyunca da hundreds of years, yüzlerce yıl boyunca orada kimse yaşamadı. Biri köye çıkıyor, bu yol köy var ama orada yüzyıllarca kimse yaşamamış. Buraya bakalım. But you said there was a village. Ama sen dedin ki there was a village, bir köy var dedin. Ama sen bir köy var dedin. Buraya bakalım. There was, evet var diyoruz. Evet var diyor şoförde. Daha sonra where is it now? Şimdi o nerede? Yani köyü soruyor. Şimdi o köy nerede? Yine bunu bizim biz soruyoruz yani şoföre. Daha sonra buraya bakalım da he began a long story in German and English so mixed up that I couldn't understand what he said. Şimdi daha sonra he began a long story. Uzun bir hikaye başlıyor. Bu hikayeyi nasıl anlatıyormuş? In German and English. Hem Almanca hem İngilizce böyle karıştırıyor. So mixed up. Yani çok karışık bir şekilde hem İngilizce hem Almanca kullanarak hikayeyi başlıyor, uzun bir hikaye. That var. Öyle karıştırır ki I couldn't understand what he said. Onun dediğini I couldn't understand, anlamadım. Yani hikaye anlatıyor ama biz anlamıyoruz. Bu şekilde çevirdik burayı. Şimdi buraya bakalım. Uzun bir cümle. It seemed that long ago, hundreds of years, men had died and they buried them there. But people heard noises under the ground. And when they opened the graves, they found men and women alive and their mouths red with blood.
Jerry'nin şimdi bir virgül virgül olayı var. It seemed that long ago. Uzun zaman önce görülmüş bu hikaye bir olay. Sonra yani uzun zaman önceden kalsın hundreds of years. Yüzlerce yıl önce sindeki bir hikaye anlatacağım. Man had died and they buried. Burada man had died. Adamlar öldü. İnsanlar öldü, erkekler öldü. And they buried them there. Ve onlar yani diğer insanlar o ölenleri oraya gömdüler, o köye gömmüşler. But ama people heard noises under the ground. Ama insanlar heard noises, sesler duydu. Nerede? Under the ground. Yerin altında sesler duymuş insanlar. And ve when they opened the graves, onlar bu mezarlığı açtıkları zaman they found. Onlar buluyorlar. Ne? Man and woman alive. Yaşayan canlı erkek ve kadın bulmuşlar. Erkekleri ve kadınları buluyorlar. And their mouths red with blood. Ve bu erkek ve kadınların ağızları kırmızıymış. Neyle? With blood. Kandan dolayı ağızları kırmızıymış. Kanla kırmızı olmuş ağızları. Yani gömüyorlar ama sonra mezarı açtıktan sonra yaşayan insanları buluyorlar. Bu cümleden bunu anladık. So, in a hurry to save their own lives, the people ran away to other places where the living lived and the dead were dead. Bu son cümleler garip gibi oraya geleceğiz. And so ve böylece bu yüzden bu olay olduktan sonra in a hurry aceleyle to save their own lives. Burada ek bilgi veriyor. Save burada kurtarmak. Hayatlarını kurtarmak için bu insanlar her mezar açıyorlar. Yaşayan insanları görüyorlar. Daha sonra o insanlar hayatlarını kurtarmak için yani ölüleri mezarda gören insanlardan hayatlarını kurtarmak için people run away. Uzağa kaçıyorlar. Korkup kaçıyorlar. To other places. Diğer yerlere kaçıyorlar. Hangi yerlermiş bunlar? Where var? The living lived. Burada the living'den kastı tabii yaşayan insanlar sıfat. Yaşayan insanların yaşadığı and the dead that de burada sıfat. Buradaki dead, ikinci dead de fiil. Ölü insanların ise öldüğü. Yani yaşayanların yaşadığı, ölülerin de öldüğü diğer yerlere kaçıyorlar. Böyle bir cümle. Yine anlamadığınız yerlere veya farklı düşündüğünüz yerlere yorum kısmına yazabilirsiniz arkadaşlar. Bakalım. As he went on with his story, he got more and more excited. As burada while anlamı veriyor. İken. He went on. Yani go on. Geçmiş hali. Devam etmek demek. With his story. Bu hikayesiyle devam ederken. Hikayeyi anlatmaya devam ederken. He got more and more excited. O daha da heyecanlanıyor. Kayı anlattıkça heyecanlanmış. Buraya bakalım. He looked really frightened, white faced and looking around him like he expected something terrible there in the bright sunshine. He looked really frightened. Burada look gözükmek demek. Gerçekten korkmuş gözüküyordu şoför bunu anlatırken. Sonra çıktı burada white faced. Bembeyaz yüzü. Yani beyazlaşmış yüzü korkudan. And looking around. Ve etrafına bakıyordu. Around him. Ne gibi etrafına bakıyordu? He expected something. Ha, sanki bir şeyler bekliyormuş gibi. Nasıl bir şeyler? Terrible. Korkunç bir şeyleri bekliyormuş gibi etrafına bakıyor yani korkuyla. There. Yani orada. In the bright sunshine. Ama hava açık. Yani. Ve parlak güneşli bir havada. Kötü bir şey olacakmış gibi etrafına korkuyla bakıyor. Yani o kadar korkmuş. Buraya bakalım. Finally he cried Walpurgis Night and told me to get in. Finally son olarak he cried. O ağladı. Hani ağlayarak bir şey söylüyor. Walpurgis Night. Walpurgis Night dedi. 30 Nisan gecesi diye bize bağırıyor böyle. Bağırmaktan dolayı ağlayarak böyle ağlamakta o kadar korkuyor ki ağlamaya başlamış adam. 30 Nisan gecesi diyor. Ve told me. Bana söylüyor. Neyi? To get in. Arabaya binmemi söylüyor. Buradan da bunu çevirdik. Yine 10 dakika oldu arkadaşlar video. Sonraki videoda
Görüşürüz. Yine bu cümleden devam edeceğiz. Bu hikayenin sonuna kadar gideriz. Haydi görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bye bye.